var. Hayatı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları pek iyi yaşamıyorlar. Günaydın. Aynen öyle, yaşamıyoruz. Günaydın. Kimsiniz? Kimlerdensiniz siz? Kezban Koç, Uludağ Üniversitesi Maliye Bölüm mezunuyum. 3-4 yıldır hala KPSS ile uğraşıyorum atanabilmek için. Peki ne istiyorsunuz siz? Devletten kadro istiyoruz. Nasıl yani? Diğer eğitim bilimlerine verilen, mühendislere verilen, Sağlık Bakanlığı bir sürü alım yapıyor. Onlara verilen kadroların İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunlarına da verilmesini istiyoruz. Yani kadro sayılarına bakıldığı zaman onların kadro verilen sayılarıyla bizimki arasında bayağı bir uçurum var. Evet. En son Kasım atamalarında yani 300 bin mezunumuz var. 400 kişilik bir alım yapıldı İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden. E ne yapalım, devlette size uygun yer yoksa zorla alıp öyle boş boş oturtalım mı diyorlar. Olmaz olur mu? Bütün gittiğimiz kurumlarda görüştük, hepsinin de elemana ihtiyacı olduğunu söylediler. Ama maalesef merkezi atamalarda biz o alımları göremedik. Sizi tanıyalım, günaydın. Günaydın, Abdullah Yücel, Kırıkkale Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Bizim en genel problemimiz genel idari hizmetler kadrosu ile alakalı. Son dönemlerde genel idari hizmetler kadrosu niteliksizleştiriliyor. 4001 genel kodu adı altında eleman alımları yapılıyor. Ve böylelikle hem iktisadi idari bilimler, hem mühendisler, hem öğretmenler, hem sağlıkçılar, hem ilahiyat mezunları bizim genel idari hizmetleri kadrolarımıza ortak oluyorlar. Genel idari hizmetler kadrosu adı üstünde idari bilimler, iktisadi ve idari bilimler mezunu öğrencilerinin hakkı olduğunu düşünüyoruz. Ve genel İdari hizmetler kadrosu kesinlikle niteliksiz değildir ve bu kadroların eğitimini alan iktisadi idari bilimler öğrencilerinin hakkıdır diye düşünüyorum. Yani bu değişiklik yapılırsa sorun büyük oranda çözülmüş olur mu sizin açınızdan? Bizim iktisadi idari bilimler öğrenci olarak çok fazlasında gözümüz yok. Sadece kendi kadrolarımızı istiyoruz ve bu durumun olumsuz sonuçlar doğurduğuna inanıyoruz. Bir sonucunun da şu olduğunu düşünüyoruz. Bu genel idari hizmetler kadrosu diğer arkadaşlarımız tarafından genelde basamak olarak kullanılıyor. Ve Yani ilk fırsatta kendi kadrolarını arkadaşlar geçiyorlar. Ve yani sınava giriyorlar. Kazanıyorlar, atanıyorlar, sonra? Sonra mesela bir öğretmen alımı oluyor. Öğretmen arkadaşlarımız oraya kanalize oluyorlar. Evet. Bir sağlık alımı oluyor. Sağlık arkadaşlarımız oraya kanalize oluyor. Böylelikle hem kurum zarar görmüş oluyor, hem arkadaşlara yapılan hem maddi hem manevi eğitimler boşa çıkmış oluyor. Ve İBF'nin mağduriyeti daha da fazla artmış oluyor. İktisadi idari bilimler olarak genel idari hizmetleri kadrolarının bize verilmesini talep ediyoruz. Ve Haziran'da 15 bin kadro istiyoruz. Boştan yere bizim kurumlarımızın hani İşgal etmesinler madem kendi kurumlarına geçiş yapacaklar. Hem bizi mağdur ediyorlar, hem kurum arkadaşım da dediği gibi. Evet. Günaydın efendim. Sizin kafa da bayağı bu işlerle meşgul olmaktan açılmış. Evet. İsmim Serkan Aydoğan. Kırıkkale Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Biz kadro azlığımızdan bahsediyoruz. Sayın Bakanımız Hayati Yazıcı Gümrük Bakanlığı'na alım yapacağını ifade etmişti. Bu her katıldığı programda gümrüğün eleman ihtiyaçlarından bahseder kendisi. Bir an önce hem bu kadar mezun olan İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin mağduriyetini gidermeci açısından bu alımların bir an önce gerçekleştirilmesini istiyoruz kendisinden. Bir an önce ama o 2000 kişi hangi yaraya merhem olur ki? Bizim için onlar bile çok önemli. Son atamada 400 kişilik bir kadro aldığımızı düşünürsek o rakamlar bizim için çok önemli. Erkan Bey, 300 bin yılda 300 bin mezun veren bir fakülteden bahsediyoruz. Yılda 300 bin? Yılda 300 bin mezun. Ya şaka mı yapıyorsunuz siz? Yılda 300 bin mezun veren bir fakülte Kasım atamasında 400 civarı bir kadro aldı. Emsal örnekler vereyim size. 2006 yılından 2012 yılına kadar bizim fakültemizin almış olduğu toplam kadro 20 bin değilken öğretmenler, sağlıkçılar, ilahiyatçılar tek seferde 20 bin, 30 bin hatta 50 bin kadro alabilmektedirler. Bizim de tek niyetimiz Haziran'daki alımlarda güzel bir alımın olması ve İBF'nin mağduriyetinin giderilmesidir. Peki efendim, yani bu İBF'nin kontenjanına diğerleri de giriyor. Bir sorun bu, öyle mi? Bir sorun bu. Çünkü son... Ne yapalım, öğretmene ihtiyaç var. Onun için 300 bin tane öğretmen alıyoruz diyorlar mesela. Aynı şekilde idari bilimlere de ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bugün en çok şikayet edilen nokta nedir devlette? İşlerin ağır yürüdüğü. Bir postaneye gittiğimizde, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna gittiğimizde aman sıra olur mu? Erkenden gidelim diye düşünüyoruz. Demek ki burada bir açık var. Kuyruklar oluşuyor ki böyle açıklar oluyor ve idari bilimler de bu ülkenin her zaman en ihtiyaç duyduğu alanlardan birisi olmuş. Bir şey diyecektiniz?
Ya öğretmene ihtiyaç varsa öğretmen alsınlar. Biz ona bir şey demiyoruz ama öğretmenleri 4001 kadrosuyla bizim kurumlarımıza almasınlar. Biz zaten hani Siyasal Bilimler Fakültesi'nin kuruluş amacı memur ve yönetici yetiştirmek devlete. Biz bu amaçla okuduk, bu amaçla eğitim gördük. Ama mezun olduktan sonra bu amacın dışında hani alakasız kişiler girdi kurumlara memur olarak. Biz açıkta kaldık onların yüzünden. Somut örnek verebilir miyim? Son alımlarda PTT, İktisadi İdari Bilimlerin yanında kod olarak endüstri mühendisliği kodunu ekledi. Düşünün ki PTT'de gişede çalışacak bu insan. Acaba şimdi endüstri mühendisliği fakültesinin önünde duralım. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerimize bir soralım. Acaba hangisinin aklında PTT'de gişede memur olmak vardır? Zaten ama idari bilimlerin... O kadrolara. Zaten de gitmediler o kadrolara atandıkları halde. Yani siz bir, sayı arttırılsın istiyorsunuz. Kesinlikle. İki, bizim kontenjandan başkası girmesin diyorsun. Bakın yine bir somut örnek verelim. İşkur iş meslek danışmanı için 3500 kişilik bir alım için ilan açtı ve buraya müracaat edenlerden 700 kişi katılmadı bu programlara. Kendi kadrolarına yakında atanan öğretmen atamasıyla veya daha öncekileriyle bu 700 kişi ya hiç katılmadı ya da gitmedi. Bu bizim fakülte mezunlarının müracaat etmiş olduğunda böyle bir durum ortaya çıkmayacaktı. Biz kesinlikle devam ederdik. Çünkü bizim zaten kadro sorunumuz var. Hükümetimizin bu yönde bize yardımcı olmasını istiyoruz. Hedefimiz de Haziran atamasında 15 bin kadro. Hedef bu. Evet. Nasıl yani, bu sizin yapabileceğiniz bir iş değil ki. Biz ama burada sesimizi duyuruyoruz. Buradan Sayın Başbakanımıza ve ilgili bakanlarımızın yardım taleplerimizi iletiyoruz. Onlardan gerekli yardımı göreceğimize de inanıyoruz. Yani tek seferde 17 bin kişi alınıyorsa İBF'den de 15 bin kişi alınabilir diye düşünüyoruz. Yanlış anlaşılmak istemiyoruz. Bizim hiç öğretmenlere, mühendislere, sağlıkçılara, ilahiyatçılara kesinlikle bir karşı durumumuz yok. Sadece biz genel idari hizmetleri kadrolarının iktisadi idari bilimler öğrencilerine ait olduğunu düşünüyoruz. Evet. Ve 4001'i savunan arkadaşlar... Yani o ilahiyatçılar ayrıca kadroları var mı tanımlanmış? Ne o? Adı ne? Diyanet İşleri Başkanlığı bu ay içerisinde 9 bin kadro ilanı vermiş. Hem ona başvuracaklar hem 4001 adı altında bizim kadrolarımıza başvuracaklar. Eğitimler de öyle, sağlıkçılar da öyle, Diyanet İşleri. Bir şey daha söylemek istiyorum. 4001'i savunan arkadaşlarımız bize şu yönden kızıyorlar. Diyorlar ki biz 85'te 90'da atanamıyoruz, siz 75'te 80'de atanıyorsunuz. Evet. Peki acaba son öğretmen atamaların taban puanlarına baktılar mı? Sınıf öğretmeni arkadaşlarımız 69,5'la atanırken zihinsel engelli öğretmenlerimiz 22,5'la, din kültürü ahlak bilgisi öğretmenlerimiz yine 22,5'la atandı ve biz şu anda ben 79 puanlıyım ve son atamayı bekliyorum. Hala atanamadın. Hala atanamadım. Sağlık fizikçileri 18 ile atandı. Evet. Diyetisyenlerin. 18, yani 100 üzerinden 18 kesinlikle mi almışlar? Kesinlikle 18 ya puan. Boş atandı. Kağıt versen zaten 10 veriyorlar ya. Yazıp çıkmışlar zaten. Onlar memur oldu, biz olamadık. En son atamalarda bile 80 puanlara anca indik İktisadi İdari Bilimler Fakültesi. Bizim puanlarımız da o kadar düşük değil. Değil. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Allah kolaylık versin. Başarılar diliyoruz. Bize bu fırsatı sunduğunuz için size çok teşekkür ederiz. Biz de size teşekkür ediyoruz. TV8.com.tr adresinde en son eklenen videolar bölümünde bunun bir bandını koyacağız. Saat 11.30 gibi arkadaşlarınıza haber verebilirsiniz. İlgililere haber verebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Erkan Tan'la Başkent'ten bugün de